mavi köşede Rus sporcu, 25 yaşında, 1.80 boyunda, 78.9 kilogram ağırlığında profesyonel 6 maç yaptı, 5'ini kazandı, 2 kez knockout etti rakiplerini, 1 kez mağlup oldu. Pro IKN Avrupa şampiyonu, 3 kez Belçika şampiyonu oldu, WKN Pro Dünya şampiyonu ve kıtalar arası şampiyonluk ünvanı var. Salamu Cemal Kano! Kırmızı köşede sporcumuz 27 yaşında, 1.80 boyunda, 81 kilogram ağırlığında profesyonelde 7 maç yaptı, 5'ini kazandı, 5'inde de nakavt etti rakiplerini, bir kez mağlup olurken bir kez de berabere kaldı. Mücahit Hilti Nacak! Mücahit Nacak sevgili izleyiciler! Kategori olarak, kilo olarak da çok sertler. Bol şanslar köşede. Çok iyi bir müsabaka izleyeceğiz ama Mücahit'e güveniyoruz. Mücahit çok iyi bir sporcu. Evet, bakalım ne olacak sevgili izleyiciler ve müsabakalar başlamak üzere. Şimdi birinci round için iki Muay Thai'cı da hazır vaziyette. Müsabaka Ayhan Özbalkanlı ring hakemi yönetiminde başladı. 8 hakem var. 3'ü kenarda, köşelerde masa hakemleri. Biri ring hakemi, jüri hakemleri var. Toplamda 8 hakem var sevgili izleyiciler. Şimdi yukarı doğru yine bir high kick. Çok güzel vuruyor Mücahit Nacak. Rakibine baktı. Salomu Cemalkanov. Şu ana kadar profesyonel kariyerinde Mücahit'in 5 galibiyetinin 5'i de knockout'lu. Bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Kickbox'a göre Muay Thai'da sarılıp yere atabiliyorlar rakiplerini. Aynı şekilde sarıldıklarında arka arkaya diz darbeleri vurabiliyorlar. Kickbox biliyorsunuz bir kere diz darbesi vurup geri çekilmeniz lazım ama Muay Thai'da bu yok. Ve dirsek darbesi de var sevgili izleyiciler Muay Thai sporunda. Ve köşede iplerde iki sporcu yine birbirlerine denetlenirken Mücahit kendisinin biraz daha güçlü olduğunu ikidir gösteriyor. Evet. Ve rakibini savuruyor sevgili izleyiciler. Köşede iplerde çok güzel çıkardı tekmeyi. Sağlı solu vuruyor. Yine bir diz darbesi. Bir diz darbesi daha attı Mücahit. Tekrar diz darbesi geliyor. Bu kez Rus'tan. Rus biraz yıprandı. Mücahit iyi başladı. Hızlı girdi. Güzel işler yaptı şu ana kadar. Ve 1,5 dakikalık süre geride kalmak üzere. Bakın bu diz darbeleri çok etkili gerçekten. Sarıldı yine rakibine ve diz darbelerini sürdürüyor. Mücahit Nacak yine rakibini yere itti. Hasan Yıldız da buradan bravo işareti yapıyor Mücahit'e. Şu anda Rus'un itirazları tepkisi. Sayın Hasan Yıldız, neden bu tepki? Şimdi Mücahit yok. Mücahit tam Muay Thai müsabakası yapıyor. Rus ise tahminim herhalde biraz daha kickbokstan gelme bir sporcu. Acayibine gitti. Evet, hakem şu anda müsabakayı sanırım bitirdi. Yani tam olarak anlayamadık ama evet bitirdi. Rus dövüşmek istemedi. Anladığım kadarıyla dövüşmek istemedi. Müsabaka bitti diyor. Antrenör şu anda Rus'un antrenörü devam etmeyeceğini söylüyor sporcusunun. Ali Alkayış devam etmesini istedi. Ali Alkayış anlamaya çalıştı. Niye müsabakadan çekiliyorsun? Diye. Bir hata yok. Yani acaba yani Nizami sarılıp vuruşlar. Sürekli yere bıraktı diye yani 3 defa aynısını yaptı. Mücahit niye böyle bir şey oldu diye mi? Yok, Mücahit'in burada yaptığı tüm teknikler tamamen Muay Thai'de kazandı. Geçerli teknikler. Mücahit Nacak kazandı sevgili izleyiciler. Mücahit Nacak kazandı. Bir çekilme olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Evet, rakibi dövüşmeyeceğini, dövüşmeyecek. Daha doğrusu antrenörü sporcuyu çekti. Evet, şu anda çekildi ve müsabakaya devam edemeyecek. Rus Salomu Cemalkanov, kazanan Mücahit Nacak sevgili izleyiciler. Ve şimdi plaket verilecek. Bizim haberimizde Muay Thai'de clinch yaparak sporcuyu yerden yere atmak çok büyük üstünlük. Yani onunla oyun oynadığı gibi çok rahat onu clinch ile savurdu, dirseği çok rahat vurdu.
Rakip öbür Rus çaresiz kaldı. Çaresiz kaldığı için baş edemeyeceği düşündü artık. Bu yüzden müsabakadan çekildi. Hani biraz çamur yaptı ama evet. Mücahit gerçekten güçlü bir kazanıyor sevgili izleyiciler. Rakibi ringden çekildi ve kazanan Mücahit Naçak. Şu anda ödüller de verilecek. Alkay Baytarena'da TV 8.5 ekranlarında canlı yayınımız devam ediyor. Hafta İzmir'deyiz. Avatar Atakan Arslan müthiş bir organizasyonla TV 8.5 ekranlarında yine canlı yayında harika müsabakalar izleyeceksiniz. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu müsabakaları da ve tabii ki çok kaliteli sporcular da geliyor. K1 starları gelecek. Bab Sap geliyor. 170 kilo 2.02 boyunda ve Peter Arts gelecek. Peter Arts da biliyorsunuz K1'in starlarından biri ve Atakan Arslan da ringde bir maç yapacaklar. Çok keyifli müsabakalar İzmir'de. Ve dünya üçüncüsü olan İsmail Uzuner, 5 kez dünya şampiyonu olmuş olan Perviz Abdullayev ile mücadele edecek. Birazdan TV 8.5'ta. WBC Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli gururumuz Funda Alkayış, Rusya şampiyonu Darya Puntus'la pozlarını paylaşacak. Bir sağ ol, koşacaksın, kendini yerde buldu. Kendini yerde buldu. Birazdan TV 8.5'ta. Sayın Halil Dikmen'e evet sevgili izleyiciler, son derece keyifli müsabakalar devam ediyor. Şimdi Perviz Abdullayev ve İsmail Uzuner pozlarını paylaşacaklar. Az önce bu sporculara bakarken bir anda sevgili Hasan Yıldız Perviz'i gösterdi. Yani Perviz Abdullayev'in çok tehlikeli, etkili bir sporcu olduğunu anlatmayı ima etmeye çalıştı. Evet, bu sırası arenada sürekli bildiğimiz bir sporcu Perviz Abdullayev. Ama İsmail de Türkiye'nin bu kategoride en iyi sporcularından biri. Bakalım Perviz Abdullayev ve İsmail Uzuner arasındaki bu müsabakada nasıl bir performans ortaya çıkacak? Az önce kazanan Mücahit Naçak. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan İsmail Uzuner, 5 kez dünya şampiyonu olmuş olan Perviz Abdullayev ile mücadele edecek. Birazdan TV 8.5'ta. WBC Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli gururumuz Funda Alkayış, Rusya şampiyonu Darya Puntus'la pozlarını paylaşacak. Bir sağ ol, koşacaksın, kendini yerde buldu. Kendini yerde buldu. Birazdan TV 8.5'ta.